Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle Sakıt Köyü'nün şöyle bir manzarasını paylaşacağım. Şöyle dağ, biraz duman çöktü tabii ki. Yine de görünen yerleri sizlerle şu şekilde paylaşmak istiyorum. Çok harika bir manzara. Şu taraflar dağ, karşıda evler yapılı. Burası babamın bahçesi. Hatta bahçede babam iş yapıyor. Yanında da küçük oğlum Ali. Burada Ali bana bakıyor. Elinde de salatalıklar var. Salatalık toplamış. Şöyle devam edelim. Efendim Ali? 3 tane mi topladın? Aferin sana. Dedesiyle birlikte bahçede olmaktan zevk alıyor oğlum. Şöyle bahçeyi de paylaşayım sizlerle. Elma ağaçları, fasulyeler, domatesler, patatesler, her taraf çok güzel, yemyeşil, çok harika bir manzarası var. Şöyle şu tarafa doğru yine paylaşayım sizlerle. Şu kısım şöyle. Karşısı bakın İskenderun manzarası, karşıda sahil, deniz ve çarşıdaki evler, dükkanlar, o kısımlar böyle uzaktan bu şekilde biraz şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Gemiler de böyle görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde bu tarafın manzarası. Şöyle şu kısma doğru paylaşayım sizlerle. Her taraf yeşillik. Harika görünüyor. Şöyle. Burada da çay keyfi yapıyoruz. Semaver'de çay keyfi ve yanında da çekirdek çitliyoruz. Şöyle şuradan devam edelim. Şöyle bu kısımdan devam edelim. Böyle burası arka taraf yol. Şöyle göstereyim. Bu kısım böyle. Evin arkası burası. Şuralar böyle ormanlık. Ağaçlar var güzel. Şu ileride karşıda da köyümüzün camisi var. Böyle şu taraflar bu şekilde. Bu ileride de dayımların evi var. Şöyle şuradan devam edelim. İleride de arabaların olduğu yerde dayımların evi var. Şu karşı taraf yine orada da evler var. Bu şekilde. Harika manzarası. Şöyle devam edelim. Burada da yine çay keyfi yapanları tekrar sizlerle paylaşayım. Annemin yanındaki kardeşim Cebrail Bey. Merhaba. Kardeşimin arkadaşı ve de akrabamız oluyor. Akif de yine akrabamız. Merhaba. Kuzenim Yavuz. Böyle semaverimiz de burada yine. Semaverde çay keyfi, çekirdek çitleme. Yavuz abi. İyi seyrediyor. Şimdi Dursun dedi ki, Akif abi dedi, Kur'an dedi, sen dedi çok iyi okuyorsun dedi. Ben dedi Kur'an'a geçirdim mi dedi. Direkt mi? Direkt. Ama 3-4 seneden beri geliyor, çocuğu bir türlü geçirmiyor Ramazan Hoca. Ben Dursun dedim, sen dedim sürekli benim yanıma geldin. Seyyid'in Yasin'in yanına neye gitme dedim. Neyse sürekli benim yanıma geldi ama dedim bak Dursun eve gidince yani şeyi çalıştırdığın dersleri tekrar et. Bu da tekrar etmezmiş, babamla koyunların ardına gidermiş. Neyse bir hafta oldu, pazartesiye döndük. Pazartesiye döndük. Geldi bu elinde Kur'an. Ben korkuyorum şimdi, Dursun acaba okuyabilir mi okuyamaz mı diye. Neyse hocanın yanına gitti. Hayırdır dedi Dursun dedi. Sen dedi Kur'an'ı niye getirdin dedi. Hocam dedi ben dedi Kur'an'a geçtim dedi. Kendi başına mı geçtin demedi mi? Yok demedi. Aç bakın dedi, okuyak dedi o zaman Dursun dedi. Açtı. Neyse Bismillahirrahmanirrahim falan dedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemi ezbere gidiyor ama Dursun. Yani şette emet diye hiç uyumadan gidiyor. Seni dedi kim geçirdi Dursun? Aha bir sıfır.
dedi. Ama ben Dursun'a işaret ediyorum, böyle böyle yapıyorum. Biliyor musun, hoca gönderici beni kalan. Akif abim geçirdi dedi. Hı-hı. Gel buna bana Akif dedi. Nazım'ım. Sen dedi. Sen dedi Kur'an'ı dedi şey yaptın mı dedi, öğrendin mi dedi. He dedim, öğrendim hocam. Sen dedi bundan sonra bir daha Kur'an'a Murana dedi gelme dedi. Get dedi. Manga ne dedim ben de. Ben de zorla geliyorum dedim zaten. Gelmedik miydi dedim. Avradın annemi arıyor dedim. Necmi. Ulan içecek. Bakalım sen bunu... Yok, başka bir şey daha anlatacağım. Ekmekçi oğlu muydu anlatsaydı? Pilavcı oğlu. Su kaynıyor mu? Pilavcı oğlu. Su bitik ya. Yiyecek lan su şey kaynıyor o zaman. Pilavcı oğlu. Ben de aldığına şey koyuyorum. Evet. Çaylarınızı doldurun da suyu koyuyorsun. Lan gelsene. Dur diyeyim lan. Dur bekle o zaman çay. Bezden abla kapat da bir şey daha anlatacağım. Aç aç. Şimdi ben... Merhaba. Sen de merhaba, iyi günler. Ondan sonra başla. Ya. Piyade Erguman'la... Merhaba arkadaşlar. Size bir askerlik anısını anlatacağım. Şimdi askerliğin son şafak günüydü kardeş. Şafak sıfır karlık. Eve tavan güneş. Evet, tavan güneş. Eve gideceğiz. Şu sigaram bitsin gideceğim. He. Gece nöbet tutuyorum. Son gün yazıklar son bana. Gün. He. Son gün. Benim de yanımda bir tane arkadaş var. O da daha 140-145 sayıyor. Su mu? Hı hı. Ama yeniledim. Olsun. Çok demli içenim. 140-145 sayıyor arkadaş. Neyse. Dedim ki bir saat dedim sen uyu. Bir saatte dedim ben uyuyayım. Nöbetleşe. Nöbetleşe. Bizim şeyde de karakolda da Enes Üsteğmen vardı. Beni de çok seviyordu kendi. Neyse ben uyuyunca bu arkadaş da yattık benim yanımda. He, nöbet kulübesinde. Neyse Enes Üsteğmen de o gün AMK'da şeydi. Görevliydi. Ani müdahale mangası. Neyse bu Enes Üsteğmen gelip İşte nöbet yerlerini kontrol ediyor. Tık 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 tık. Kapıyı çaldı. Beni de dürttü. Hayırdır Akif dedi. Niye yatıyorsun sen dedi. Vallahi komutanım dedim. Benim dedim ışım çıktı. Yattım dedim yani. Ya oğlum sen nöbetçi daha iyi. Işım ne lan dedi. Bu bizim sakıda bir sakıda özgü bir kelime. Komutanım dedim. Hiç halim yok benim dedi. Niye dedi, ne yaptın dedi. Vallahi komutanım dedim. Son gün dedim akşama kadar bize odun yardırdılar dedim. Yediciniz diye. Evet, yedicik diye odun yardırdılar uzmanlar dedim. Neyse tamam dedi. Sen dedi yarın dedi sabah dedi kaçta çıkıyorsun dedi. Vallahi komutanım dedim ben öğlen çıkıyorum. Lan desene sabah saat 6'da çıkıyorum. De ki sana bir işmiş buyurmasın adam. 12'de çıkıyorum komutanım dedim. Tamam de iyi dedi. Böyle havaya baktı. Nöbetim de 4-6'ydı. Havada bugün dedi yağmurlu dedi. Bunlar Ankara'ya top atışlarına gidiklerdi. Orada da çadırlar var. Şu cenaze çadırları. Onlar da kirlenik. Onları bana serdirttirdi tümünü. Yukarıda şakır şakır yağmur yağıyor. Onlar yıkanıcı. Onlar yıkanıcı. Yağmur yağıyor, ben sürtüyorum. Yağmur yağıyor, ben sürtüyorum. Ordum yok yani. Ordum yok. Yağmur beleş. Beleş su. Neyse. Benim şafak bitti, eve geldim. Ama hışım çıkık benim. Eve geldim, yattım sabahına. Ekmek almaya gideceğim. Meral yengem de şeyden. Bundan bir karşılaşıyor seyret. Meral yengem de çamaşır seriyordu. Ben de kozalak şurubu içeyim. Aç karnına. Lan oraya vardım. Ben ölücüm. Akif'in dallarından gitmeye durdu şöyle bir şey. Aynen yaş gibi. Ne oluyor Akif'ti? Herhalde yenge ben dedi ama duvarı bir tuttu Dursun emmim. Başladı orada çıkarmaya. Koştum gittim ben dedim. Bu çocuğa öyle ne oluyor işte, lan? Şafağın son günü ben ha.
Yukarıdan yağmur yağıyor, ben aşağıdan sürtüyorum. Yağmurluk giymedin mi? Giymedim, sonra buna baktım orada. Ne yaptım ben, seni aldım, beni mi getirdin? Su falan içirdim. Bizim eve getirdim oraya ya, alt kata. Lan dedim, bu çocuğa ne oluyor? Geri gelmez. Biraz da canım sıkılıyor. Evet. Harun yok ya. Şimdi bunu görünce de Harun çağrıştırıyor beni. Harun da yok. Bir canım sıkıldı o zamana kadar. Öyle oldu işte. İşte öyle bir hikayemiz oldu. Güzel bir anı olmuş. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Görüşürüz.